Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle dağlarımızı oluşturacağız. Daha sonra da arasındaki modelimizi çalışacağız arkadaşlar. Hemen arasında iki tane zürafa bırakarak üçüncü zürafaya buradan batıyorum. Eğer zürafalarınız çok geniş ise bir tane zürafa bırakmanız yeterli olur arkadaşlar. Bu modelde çok geniş zürafa önermiyorum. Zürafalarınız ne kadar küçük olursa modeliniz o kadar güzel olur. Şimdi buraya düğüm attım. Ve dağımı yapmak için zürafayı yapmaya başlıyorum. Bana gönderilen resimde 8 tane zürafayla başlanmış. Ben de hiç değiştirmeden 8 tane zürafa yaparak başlıyorum. Evet, bu modeli biraz denk getirmek zor arkadaşlar. Bütün teknikleriyle anlatmaya çalışacağım inşallah. 2, 4, 6, 7. Bir tane daha yapıyorum. Hemen ilk seferde denk düşüremeyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 8 tane buraya zürafa yaptım. Boyamı çeviriyorum. Dilerseniz çevirmeden de sağdan sola doğru çalışabilirsiniz. Hemen zürafanın içine batarak kenarına pırpır yapıyorum. Pırpırımı çok fazla büyük yapmıyorum arkadaşlar. Bu büyüklükte. Bir sonraki zürafaya batıyorum ve tekrar zürafa yapmaya devam ediyorum. Her sırada bir tane zürafa sayım eksilecek. Her döndüğümde kenarına pırpır yaparak döneceğim arkadaşlar. Sondaki zürafaya battım. Bu sırada 7 tane zürafamız kaldı. Boyamı tekrar çevirdim. Baştaki zürafaya batarak kenarına pırpır yapıyorum. Pırpırın boylarını hep eşit yapmaya dikkat ediyorum. Çok aşırı büyük yapmıyorum arkadaşlar. Hemen bir sonraki zürafaya batarak devam edeceğim. Bu şekilde zürafa sayım bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayarak dağımı tamamlayacağım. Zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar eksilterek dağımı tamamladım. Yine üzerine pırpır yaparak buraya düğüm atıp ipimi kopardım. Her iki tarafında da 4 tane pırpır oldu arkadaşlar. Şimdi modelimizin arasını uygulamaya başlayalım. Hemen
Buradaki ilk pırpıra atıyorum. Buraya düğüm atıyorum. Diğer dağın da yine ilk pırpırına batarak önce buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte şimdi yuvanın içine batıp buradan geri dönüyorum. Şimdi buraya sinek kanatlarını yapmaya başlıyoruz. Buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Çok fazla büyük yapmıyoruz arkadaşlar. Bu büyüklükte. Şu şekilde tuttuğumuzda bu pırpırın birazcık üzerinde olacak. İkinci pırpıra yakın olacak arkadaşlar. Büyüklüğü. Hemen ikincisini yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar burada aşağıya iniyorum. İkinci sinek kanadını yaptım. Toplamda 4 tane sinek kanadı olacak burada. Yine küçük pırpır yaptım. Videonun çok fazla uzun olmaması için diğer ikisini de hemen tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi ortasını yapmaya başlayalım arkadaşlar. İğneme pembe ipimi aldım. İkinci sinek kanadının pırpırına batarak buraya düğüm atıyorum. Üçüncü sinek kanadının pırpırına batarak buraya bir yuva oluşturuyorum önce. Bu büyüklükte. Şimdi yuvanın içine batıp buradan geri dönüyorum. Sinek kanatlarını çok fazla büyük yapmadık arkadaşlar. Yani bunların ölçüsünü kaçırdığınız zaman modeliniz denk gelmez arkadaşlar. Şimdi buraya pırpır yapmaya başlayacağım. Ya çok geniş olur veya çok kasar. Bu büyüklükte. 1 2 3 Çok fazla küçük yaptığınızda dağlara uzak kalacağından yaklaştırmakta zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Çok büyük yaptığınızda da dağınızın üzerine gelebilir. Tam bir ayarda yapmanız gerekiyor. Bu büyüklük sanırım orantılı olacaktır. Şimdi ben buraya 11 tane pırpır yapacağım. Diğerlerini de yaparak tamamlayacağım.
Diğer pırpırları da yaparak tamamladım arkadaşlar. Toplamda 11 tane pırpırım oldu. Şimdi üzerine yapmaya başlamadan önce size bir önemli püf noktası daha söylemek istiyorum. Bana gönderilen resimde sayı olarak burası tam köşede 14 tane verilmişti. Çünkü dağla köşeyi tamamlanmış, yani dağla köşeye kadar yapılmış. Köşeden sonra, yani döndükten sonra diğer dağa başlanmış. Yani şu şekilde arkadaşlar. Köşelere bu şekilde denk getirdiğinizde yazmalarınız daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi bu şekilde olduğu zaman 11 tane pırpır yeterli olmuyor. Çünkü dağların arası daha fazla açılmış oluyor. Bundan dolayı pırpır sayısını artıracağız arkadaşlar. Bana gönderilen resimde 14 tane yapılmış pırpır. Dilerseniz onu 15 olacak şekilde de çalışabilirsiniz. Elinizin ayarına göre bu sayı da değişebilir aynı zamanda. Ama bu modelde zürafalarınızı ne kadar küçük yaparsanız modeliniz o kadar muntazam olur. Şimdi hemen üzerini yapmaya başlayalım. Baştaki pırpıra batarak buraya düğüm atıyorum. Ve buraya zürafa yapmaya başlıyorum. Her bir pırpırın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. 11 tane pırpırımız var. Üzerine 10 tane zürafa yapacağız. Pırpırlarınızın boylarını, zürafalarınızın aralıklarını ne kadar eşit yaparsanız modeliniz o kadar güzel olur arkadaşlar. Namaz örtülerine çok yakıştırdığım bir model. Yazmalarınıza da uygulayabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Hatta bunun sayılarını küçülterek uygularsanız daha güzel olur. Şimdi üzerine zürafaları yaparak tamamladım. Boyamın tersini çeviriyorum, ters yüzünü. Dilerseniz düz yüzünden de sağdan sola çalışabilirsiniz. Baştaki zürafaya batarak hemen buraya zürafa yapıyorum. Yani zürafa yaparak döndüm. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Sırasıyla her bir zürafanın içine batarak yine zürafa yapıp bu sırayı da tamamlayacağım. Şimdi zürafaları yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi zürafaları tamamladıktan sonra dağımla bunu birleştireceğim. Dağımın en üstündeki, sol taraftaki en üstteki pırpıra batıyorum. Arasında bu şekilde bir mesafe bırakıyorum. Buraya düğümümü attım. Oyamın düz yüzünü çevirdim. Hemen buradaki ilk zürafayı batarak buraya geçişimi yaptım. Ve artık son sırayı burada yapmaya başlıyoruz. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Aynı zürafanın içine batarak. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum.
Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Bu büyüklükte. Bir sonraki zürafaya batarak bir geçiş yapıyorum. Tekrar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Sinek kanatların boylarını bile eşit yapmalısınız ki arkadaşlar modeliniz muntazam olsun. Bu şekilde her bir zürafanın içine sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Geçişimi yaptım hemen bir sonrakine. Diğer zürafalarınkini de yaparak tamamlayacağım. Diğer sinek kanatlarını da yaparak tamamladım arkadaşlar. 10 tane sinek kanadı oldu. Tamamladıktan sonra diğer dağımızla bunu birleştiriyoruz. Hemen en üstteki pırpıra batıyorum. Hemen burayı birleştiriyorum. Bu şekilde burayı birleştirmiş oldum. Burada ipimi hemen kesiyorum. Şimdi ortasındaki pırpırları yapacağız. Hemen ikinci yine sinek kanadına batıyorum buraya. Önce küçük bir yuva oluşturuyoruz. Bir sonraki sinek kanadına batıyorum. Buraya bir zürafa büyüklüğünde hemen bir yuva yaptım. Yuvanın içine batıp buradan geri dönüyorum. Dilerseniz bunu katlayıp da yapabilirsiniz. Ben burada katlamadan devam edeceğim. Daha kolay çalışabilmek için. Birinci pırpırı yaptım. İkinci pırpırı yaptım. Tekrar batıyorum. Son pırpırı yapıyorum. Dilerseniz bunu 4 tane, 5 tane olacak şekilde de yapabilirsiniz. 3 tane buraya bu şekilde pırpır yaptım. Burada hemen ipimi kestim. Ortasındaki pırpırı da tamamladıktan sonra modelimiz tamam oldu. Tüm detaylarıyla anlatmış oldum arkadaşlar sizlere. İnşallah faydalı olmuştur. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.